Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün toprak asitliğini düşürmek üzere bir video çekeceğim. Toprak asitliği nasıl düşürülür? Buna ilgili kısa bilgiler vereceğim. Bunun için odun külü ve sodyum bikarbonat kullanacağız. Sodyum bikarbonat bir asitle bazın birleşmesinden oluşan bir tuzdur aslında. Bu tuz asitliği düşürücü etki gösterir. Bunu kullanacağız. Önce asit ve baz kavramları nedir? Neler asit, neler bazdır? Kısaca bundan bahsederek başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi asitlik ve bazlık kavramlarından bahsedelim kısaca. Normalde nedir asit? Asit suda çözündüğünde ortama hidrojen artı iyonu veren bileşiklerdir diyebiliriz. Ya da ortamdaki hidrojen iyonunu artıran bileşiklerdir. Hidroklorik asit gibi, nitrik asit gibi, sülfürik asit gibi ya da asetik asit, yani sirke asiti, organik bir asittir bu, ya da formik asit, karınca asiti gibi. Bunlar suda çözündüğünde ortamdaki hidrojen iyonunu artıran maddelerdir. Nedir bazlar? Bazlar da suda çözündüğünde ortama hidroksit iyonu veren maddelerdir. Mesela sodyum hidroksit bunlardan biridir. Kostik olarak da bilinir halk dilinde. Potasyum hidroksit, magnezyum hidroksit, kalsiyum hidroksit gibi bileşikler baz sınıfında incelenir. pH cetvelinden kısaca bahsedelim. pH cetveli 0 ile 14 arasında değerlere sahiptir. 7 bunun ortası. 0 ile 7 arası asit demektir. 7 ile 14 arası da baz demektir. 7 nötr olan bölgeyi ifade eder. Yani bir çözeltinin pH'i 7 ise nötr demektir. 7'den aşağı gittikçe pH asitlik anlamına gelir. 7'den yukarısı da çözeltinin bazik olduğunu gösterir. Çok kuvvetli asitler, hidroklorik asit gibi, sülfürik asit gibi, nitrik asit gibi yoğun çözeltilerinin pH'i 1-2 civarında seyreder. Tabi bu asitin ne kadar suda çözündüğüyle de ilgilidir. Asetik asit gibi, formik asit gibi asitlerin pH'i de 5-6 civarında seyreder. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi bazlar kuvvetli bazlardır. Bunların yoğun çözeltilerinin pH'i 14'e doğru gider. Şimdi benim elimde bir pH cetveli var. Gördüğünüz gibi bununla ilgili daha önce birkaç gösterim yapmıştım. Buradaki pH ölçen kağıtlarımızın renkleri 0 ile 7 arasındaysa çözeltinin asit olduğunu gösterir. 7 ile 14 arasındaki renklerde burada gördüğünüz gibi bunlar da çözeltinin bu şekilde renklerle karşılaştığınızda da çözeltinin bazik olduğunu anlarsınız. Evet arkadaşlar, şimdi de asidik olan bir toprağımızın asitliğini düşürmek için iki şey kullanacağız. Bunlardan bir tanesi sodyum karbonat, diğeri de kül. Bunların asitlikle üzerindeki etkisini gözlemleyeceğiz. Öncelikle toprağımızdan bir miktar alıp bu bardağın içine atıyorum ve biraz da su ekleyerek karıştıracağım. Daha önce asitliği ölçmek için kullandığım bu asitliği ölçen kağıtlardan alıyorum. Bunu tamamen batırıyorum. Biraz bekliyorum. Bu asitlik seviyesi 5 civarında. Dolayısıyla pH'i 5 civarında bir çözeltimiz var. Toprak asidik bir toprak. Hatta bayağı asidik demektir bu. Şimdi bu asitliği düzenlemek için biraz sodyum, karbonat ve kül kullanacağız. Sonrasında da değişimi gözlemleyeceğiz hep beraber. Önce biraz ikiye bölüyorum bunları. Sonrasında bunlardan sağ taraftakine birazcık bir tutam kadar sodyum karbonat ekledim. Diğerine de kül ekliyorum. Ve bunları iyice karıştırıyorum.
Evet, aynı kağıdı batırıyorum. Biraz bekliyorum. pH seviyesi gördüğünüz gibi yaklaşık 5'ti. 4-5 civarındaydı. Şu an 5 ile 6 arasına geldi. Biraz daha ekleyeceğim. Ve karıştıracağım. Tekrar ölçüyorum. Evet, bu sefer pH 6 civarına geldi. Gördüğünüz gibi evet, bu sefer pH 6 civarına geldi. Hatta 7'ye yaklaştı. Gördüğünüz gibi sodyum karbonat ekledikçe pH'i yükselterek nötr bir ortama doğru çekmiş olduk toprağımızı. Siz de sodyum bikarbonat kullandığınızda önce biraz uygulayıp sonra ölçüp pH'i sonra devam edebilirsiniz sodyum karbonat eklemeye. Baştan fazla eklemek de bu sefer toprağa bazik hale getireceği için, burada gördüğünüz renkleri elde etmeye başlayacağınız için azar azar eklemek daha mantıklı. Evet, gördüğünüz gibi artık 6 hatta 7 pH seviyesine ulaşmış oldu toprağımız. Şimdi kül uyguladığımıza bakalım nasıl olacak. Kül uyguladığımızdaki pH direkt 6'ya geldi. Yani külün pH'i artırma üzerindeki etkisi sodyum bikarbonattan biraz daha baskın olsa gerek. Biraz daha ekleyip pH'i tam 7'ye doğru getirmeye çalışacağım. Biraz daha atıp ölçüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet, gördüğünüz gibi pH'i 7'ye getirdik. Yani orijinal haline gelmiş oldu. Dolayısıyla kül ve sodyum bikarbonatın asitik üzerindeki etkilerini görmüş olduk. Eğer topraklarımız asidikse pH seviyesi 7'nin altında demektir. Bunu kül veya sodyum bikarbonat kullanılarak 7 seviyesine getirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, toprak asitliğimizi düzenledik. Gördüğünüz gibi sodyum bikarbonat ve odun külü asitliği düşürmekte oldukça etkin. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.